Sorgulamak. Bu ses, ses sistemi sessiz kalanları sorgulamak, bu ses sistemin neyi amaçladığını sorgulamak. Şimdi Emin'e önce vereceğim sözü çünkü Emin e, demin e, bazı şeyler söylemek istiyorum demişti. Emin e, aktar lütfen. Sonra Barış anlatacak. Daha sonra Yön Eylem araştırmayla toplumun biraz da nabzına bakacağız. Bakalım bu kadar dehşet ve felaketin yaşandığı Türkiye'mizde seçmenin nabzı nasıl atıyor ve son olaylar nasıl etkilemiş Toplumun ruh halini ve oy verme e, eğilimini. Evet. Şimdi birincisi e, barıştan rica edeceğim e, bitirdikten sonra şu tarikat evi meselesini biraz açması lazım. Çünkü biz bunu gördük, biz bunu yaşadık ya, biz bunu FETÖ'cü, 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 FETÖ darbeci dediğiniz insanı yaşadık. Aynısı değil mi bu barış? aynısı değil mi? Tarikat evleri dediğimiz bunlar yurt değilmiş efendim. Milli Eğitim denetle. E o zaman İçişleri Bakanı desin. E o yurt e, pardon ya. Böyle bir şey yok. Biraz bunu konuşmamız lazım diye düşünüyorum Şirin. Ya darbe. Ülkede darbe yapıldı. Siz de bunun üzerine e, ön, acayip yetkileri devraldınız ve ülkenin kaderini değiştirdiniz. Yasa değişiklikleri yaptınız. Olağanüstü halleri ilan ettiniz. Darbe yapıldı ya. O aynı taktik bu Bunu biraz konuşmamız lazım Bu tarikat evi meselesini. Çünkü ilk başta biz ne diyorduk Yurt diye biliyorduk Şimdi öğreniyoruz ki yurt falan Değil. değilmiş Efendim sabah namazına tak 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 kalkın Efendim ee, Nur Risalesi okuyun zorla e, insanlara. Ve e, az önce Ferit'in e, söylediği çok önemli bir şey var Apartman ahalisi korkuyor Üniversite korkuyor öğrenciler, arkadaşları korkuyor. Açıklama yapıp susuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şimdi gelelim öbür tarafa. Çok özür dilerim. Bu söylediğin çok önemli. Sadece araya gireyim. Bu Fethullahçıların biliyorsun bir VIP dinleme şeyi vardı, davası vardı. Zamanında gazeteci, iş insanı herkes dinlemişler. Onlardan bir tanesi de bendim. Davalara katıldığımızda soruyorlardı mesela polislere. Oradaki genç polisler işte hepimizi dinlemişler bütün gün sabahtan akşama kadar. İşte nasıl oluyordu bu işler diye anlatıyordu mesela polisler. İşte emniyette görev yapıyorduk. Akşam saatinde çıkmamıza izin verilmiyordu. Birileri geliyordu cemaatten. Ona okumalar yapıyorduk. Okumalar bitiyordu. Ondan sonra ödev veriyorlardı. Ertesi sefer geldiklerinde sorguluyorlardı. Bazen talimatları ondan alıyorduk. İşte emniyet müdürlerimizin de bilmediği talimatlar oluyordu falan. Bunları anlattılar mahkemeler boyunca. Ne farkı var? Aynı sistem, Hepsi kayıtlı bunlar. aynı ikna e, e, nedir okumaları, aynı değişen hiçbir şey yok. O gün o mahkemelerde e, fetullahçıların polislerinin genç polislerinin anlattığı ne varsa bugün aynı şekilde ortada dolanıyor bunu anlıyoruz. Özür dilerim lafını kestim, bunu sadece not olarak düşmek istedim. Şimdi e, ben öncelikle şuna bir dikkat çekmek istiyorum. Neden neden çocuklar bu yurtlara? Buradaki yurt değilmiş, tarikat eviymiş. Neden gitmek istiyor? İki nedeni olabilir. Birincisi, anneler, babalar, çocuklarını yurtlara emantik sistemi olabilirler, tarikatçı olabilirler, çocuklarını da tarikatın içinde tutmak ister. Biz bunu Amerika'da görüyoruz. Zaten bu Amerika'daki sistem, işte o Mormonlar falan filan hani tarikat dışına çıkmasın aman çocuk, tarikattan çıkar çocuk, dünyayı görür çocuk, gerçekleri görür çocuk, gerçek dini görür çocuk veya dinsiz olur çocuğumuz aman aman yoldan çıkar çocuğumuz aman aman diye bu sistemin içinde tutmak istiyor. Bu ayrı bir olay. Biraz önce senin söylediğin gibi burada babanın da apayrı bir durumu var zaten. Bir bu olabilir. İkincisi ise çaresizlikten. Çaresizlikten. insanlar çaresizlikten yurt yok, kalacak yer yok, eve gümali güçleri yetiyor mu bakalım. O yüzden çok büyük e, önem taşıyor. Şimdi. İznin'le kısacık ben... Birazdan zaten yöne, e, Yöneylem araştırmada da göreceğiz. göreceğiz. Neden? Göreceğiz. E, yoksulluk işte bu tip yapıların yeşermesine, beslenmesine e, elverişli ortamı yaratıyor diye. Şimdi e, ben izninle şahsi bir şey anlatmak e, istiyorum. Ben yoksul bir ailede büyümedim ama benim annem ilkokul mezunu, babam okumayı askerde öğrenmiş biz hani yoksul değildik ama varlıklı bir aile değildik. Kirada otururduk, arabamız yoktu falan. Hani kendi halinde kavrulan, kimseye muhtaç olmayan ama çok da varlıklı bir aile değildik. Ben üniversiteleri okudum. Yurtlarda falan kalmadım. Akrabalarım kaldım. Ee, sağ olsunlar beni konuk ettiler. Bitirdim. Yıllar geçti çocuğum büyüdü. Zamanlar geçti falan. Babam Alzheimer oldu. Ölmeden önce babam bir şeye taktı şirin. Adını bilmiyor beni hatırlamıyor hiçbir şekilde. Sen kimsin? Baba ben senin oğlun Emin. Aa oğlum nasılsın falan. Beş dakika sonra sen kimsin? Bu durumda. Fakat bir şeye taktışır. Beni her gördüğünde şunu soruyordu. Baba ben senin oğlum Emin falan. Sonra oğlum sen okudun mu? Evet baba okudum. Peki üniversiteye gittin mi oğlum? Babamın ailesinde üniversiteye giden ilk kişi benim. Babam ben üniversiteyi kazanınca ağlamış banyo. Ee, evet baba gittim peki oğlum seni ben mi okuttum başkalarına muhtaç mı oldum ben o zaman bakın altı bezlenen bir adamdan bahsediyoruz Şirin altı bezleniyordu benim babamın zaten kısa bir süre sonra da öldü adını bilmiyor beni tanımıyor kendi adını bilmiyor o zaman anladım ki ben öğrenciyken babam şu korkuyu yaşamış ben bu çocuğu okutamayacağım bu çocuğa param yetmeyecek benim diye korku yaşamış benim babam yediğini unutmuş kişini söylemeyi unutmuş, adını unutmuş ama oğlunu kimseye muhtaç etmeden okutma korkusunu unutmamış. Şimdi buradan sesleniyorum. Bakın bu ülkede eğitim, dar gelirliler, yoksullar, Alt sınıftan gelenler için tek yoldur. Ya çalacaklar çırpacaklar kimlerin çalıp çırpıp e, şey yaptığını bir görüyoruz biliyoruz ya da okuyacaklar başka yolu yok. O insanları bunlara itmeyeceksiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğrencilerine yurt yapacak öğrencilerin konuklama problemini karşılayacak parası mı yok zannediyorsunuz? Çatır çatır var Cengizgiller'e verilen para bir yılda verilen para. Bir yılda geçmediğiniz yollar köprüler için verilen para bütün çocuklarımızın yurt sorununu, konaklama sorununu geçer. Benim oğlum sonrasında yurt dışında okudu, Fransa'da okudu. Fransa hükümeti Türk demedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı demedi. Bütün öğrencilere yaptığı gibi benim oğluma kaf yardımı yani konut yardımı verdi. Benim oğlum Fransız devletinden üniversite öğrencisi olduğu için bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konut yardımı aldı Şirin. Bu sorunu Türkiye Cumhuriyeti iktidarı istese çözer. Bir tek nedenle çözmüyor. Şimdi de neden savunduklarını görüyoruz onu. Çünkü istiyor ki bu çocuklar o tarikatların ellerine düşsünler. O çukurun içine, o karanlığın içine mahkum olsunlar. Dindar ve kindar e, e, nesil yetiştirelim diyen bir iktidardan e, zaten... E, e... Çok da fazla bir performans beklememek gerekiyor belki de şimdi bu e, vefat karşısında. E, ilerleyen dakikalarda Türkiye İş Partisi'nin Konya İl Başkanı bizimle birlikte olacak demiştik. Onunla da aslında muhafaza, muhafazakar gençlerin e, durumlarını biraz Enes'in durumuyla e, karşılaştırarak konuşacağız. Ve o da bize bir tablo çıkaracaktır. E, bir kaç notun var. Yani son birkaç, notlarını düş, evet. İlerleyen dakikalarda tekrar bir konuşacağız. Bir Tarkın üzerine, kusura bakmayı söyleyeceğim onu. Evet. Yani ben Tarkan'ın mesajını görünce arkadaşlarıma dedim ki Türkiye öyle hızlı yandaşlaştı ki Tarkan muhalif fetten daha muhalif sözler söylüyor. Bu sözleri muhalefet partilerinin söylemesi gerekir. Kesinlikle. Sizin e, hedefiniz kesin Cumhurbaşkanı'nı değiştirmek, kendi Cumhurbaşkanı'nızı göstermek, hükümeti değiştirmek, kendi hükümetinizi koymak. Bir muhalefet bunu ister. Ama asıl muhalefet düzeni değiştirmektir kurulmuş bu, burada bir düzen var bakın. Demin sabahtan beri onu anlatıyoruz. Ve yanlış bir düzen. Yanlış bir düzen. Çocukların ölümü üzerine kurulmuş bir düzen. Bu düzeni değiştirebiliyor musunuz? Tek kelime etmiyorsunuz. Hiç de bedel ödemezsiniz zaten. Ne güzel. Hep biz hapse gireriz bu yüzden. İki. Şunu söyleyeceğim. Babasının sözüne dikkat ettiniz mi? 25 yıldır aynı kitabı okuyoruz biz. Hı hı. Hangi kitap o? Enes dedi. Hatırladınız mı? Enes dedi ki sürekli Risale okuyoruz. Ya 25 yıl. 25 yıl aynı kitabı okuyorsunuz. Said Nursi'nin. Bak içinde ne yazarsa yaz. 25 yıl. Bu öyle bir kitap ki Emin. Bak biraz önce söyledik meşveret lideri Hüsnü Bayramoğlu öldü. Bak Yeni Şafak muhabirinin yazdığını okuyacağım. Taha Hüseyin Karagöz. Ben de haberlerini takip ediyorum. Farklı görüşten olsak da. Cenaze başında Kur'an yerine Risale-i Nur okumanın hükmü nedir? Merhuma Allah'ın kelamı mı, kulun kelamı mı ulaşır? İnsanlar şey abi, Mustafa Sungur'un cenazesinde yani diğer lider. Ya Ölünün başında Risale okuyorlar. Emin. Ölünün başında. Ve bu kitabı bu kitabı sürekli okuma dedikleri o evler dershane deniyorlar. Bu kitabı okumaya ders yapmak diyorlar. Yıllarca bunu okuyorlar. Başka bir şey okumuyorlar. Şu, e, sonuçta sonuçta burada biz Atatürk bak Enes Atatürkçü bir çocuk. Arkadaşlar öyle anlatıyor. Atatürk diyor ki benim sözlerimle bilim arasında kalırsanız beni değil bilimi seçin diyor. Bunları okuyorsun. Bak hepsini tek tek okuyorum. Örnek vermeyeceğim. Eğer bak Tanrı'nın kelamıyla cemaat liderinin sözleri arasında kalırsanız cemaat liderini seçin diyor ya.